Dün major Avrupa ve Amerika endekslerinde kuvvetli yukarı hareketler izledik. Çarşamba günü olumlu tepkiye yol açan Fed toplantı tutanakları ve CPI tüketici enflasyon verisini atlatan piyasalar, PPI verisi sonrası dün alımlara devam etti. İyi gelen banka bilançoları çıkışın temel sebebi oldu. Değerleme tarafına baktığımızda, Amerika hisselerinin çoğunu kapsayan Russell 3000 endeksinin piyasa değeri 47.7 trilyon dolara ulaşırken, Amerika, Çin, Japonya, Almanya ve İngiltere'nin toplam GDP'sinden daha büyük olduğu görülüyor. S&P endeksi ekim başında gördüğü dip seviyelerden yaklaşık %3 yukarıda işlem görürken, direnç konumunda olan 4364 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama 4378'deki 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırdı ve 50 günlük hareketli ortalama olan 4436'yı test ederek üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Amerika tarafında ekonomik veri olarak aylık PPI enflasyon birisi %0.6 beklenirken %0.5 ve yıllık %8.7 beklenirken %8.6 olarak açıklandı. Haftalık işsizlik başvuruları 320 bin beklentisinin altında 293 bin olarak gerçekleşti. S&P 500 endeksinde iki sektör dışında 10 sektör değer kazandı. Temel madde, sanayi ve teknoloji en iyi performansı sergileyen sektörler olurken, takdirsel tüketim sektörü %0.91'lik kazançla en az kazandıran sektör oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın %5 üzerinde gerçekleşti. Endekslerdeki toparlanma sonrası Volatilite Endeksi VIX'e %9.33'lük kayıpla 16.90'a ulaştı. Avrupa tarafında emtia fiyatlarındaki artışla beraber enerji ve maden şirketlerinin etkisiyle 3 haftanın en yüksek seviyeleri test edilirken risk iştahında tekrar artış görüldü. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri son 10 günlük ortalamanın yaklaşık %2 üzerinde gerçekleşti. Dax endeksi %1.40'a yakın primle pozitif alanda kapatırken sanayi, temel madde ve teknoloji sektörü hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekti. Altyapı sektörü ise değer kaybeden tek sektör konumundaydı. Endekse yer alan 35 hisse değer kazanırken 5 hisse değer kaybetti. Bugün veri takvimi oldukça yoğun perakende satışlar, iş envanteryeri, ithalat fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi beklenti anketi yatırımcıların takip edeceği veriler arasında. Dolar endeksinde çarşamba günü enflasyon verisi sonrası izlenen değer kaybı dün de devam etti. Çarşamba günkü yükselişini günün ilk yarısında sürdüren Euro-Dolar paritesinde 1.16.24'e kadar izlenen yükselişle son bir haftanın zirvesi görüldü. Günün ikinci yarısında ise daha zayıf bir seyir izlendi ve kapanış yatay olarak 1.16 seviyesinde oldu. Hafta başında 113.70 seviyelerini test ederek Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar yen paritesinde dün tekrar 113.70 direnci test edildi. Kapanışta ise 113.65 civarında işlemler geçti. Altın ve gümüşte çarşamba günü açıklanan Amerika enflasyon verisi sonrası toparlanma hız kazandı. Gümüş %2'ye yakın primle 23.54 dolar seviyesinde kapanış yaptı ve 50 günlük ortalamasını kırmış oldu. Altında primler daha sınırlı kaldı ve %0.2 değer kazancıyla 1797 dolar seviyesinde son işlemler geçti. 100 ve 200 günlük ortalamaların da bulunduğu 1800 dolar civarı direnç olarak çalışıyor. Çarşamba günü beklentinin üzerinde açıklanan Amerika enflasyonuna rağmen, Amerikan tahvil getirilerinde yükseliş tepkisi kalıcı olmamıştı. Dün de piyasada görülen pozitif havayla getirilerde gerileme izlendi. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 2.5 bas puan daralarak %1.51 seviyelerinde işlem gördü. Avrupa'da da alıcılı bir seyir görüldü. 10 yıllık tahvil getirilerinde İngiltere 4.5 bas puan, Fransa ve Almanya 6.2 bas puan daraldı. Gelişmekte olan ülke euro tahvillerinde ise Türkiye hariç alıcılı seyir hakimdi. Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi 6.2 bas puan yükselişle %6.82 seviyelerinde fiyatlandı. 2025 vadeli kıymet 0.25 dolar değer kaybıyla 105.95 dolara yakın işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 4.5 bas puan yükselerek 447'ye yaklaştı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.